Bunlar son derece sağlık problemi. Mesela bizim insanlar da artık obezite sıklığı gittikçe artıyor Türkiye'de de. Mesela Amerika'da artık %30'larda. Çünkü onlar da hep böyle hamburger böyle fast food şeyler. Hazır gıdalar. Hazır gıdalar ve ekmek de çok tüketiyorlar onlar. Bu şeyle beraber. Ve çok obezler. Türkiye'de de bu çok artıyor. Özellikle çocuklarımız şu anda çok çok tehdit altında. Yani şekere çok daha kolay ulaşıyorlar. Bizim çocukluğumuz zamanında şekeri nerede bulacağız diyeceğiz. Yani kınara şeker dedik bir tane böyle ayda yılda bir tane buldunuz da yerdik yani. Ama şimdi öyle değil. Evet şimdi maalesef. Şimdi öyle değil çocuklar çok çok çok. Riksin çok, altında. Çok çok. Ve bütün televizyonları açın bakın reklamların yarısı şeker reklamıdır. Ya yani şekerli şey içeren reklamıdır. Yani çok büyük bir sektör bu. Yani baş etmek de zor ama çocuklarımızı korumamız lazım. Özellikle çocuklarımız çok risk altında. Şöyle diyebilir miyiz Ali Rıza Hocam? Kalp damar sağlığı yaşam kalitemiz açısından en önemli tabii ki. Ifade eden bir unsurdur. Tabii çok önemli. Yani bu damar tıkanıklığı biliyorsun dünyadaki kalp, ani kalp ölümleri. Yani ani ölümlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi. İkincisi de kanserdir. Yani kanser de aslında mekanizmalar aynı. Kanserde de obezite son derece önemli. Yani obez kişilerde de biliyorsunuz şeker hastalığı riski, kanser riski artıyor. Bir kanser hücresinin şeker tüketim miktarı bir normal hücreden 200 katı fazladır. Yani kanser hücresi de şekeri çok seviyor. Şekerle besleniyor. Evet. Yani onun için tabii o yani obezite sadece kalp için değil, kanser için de son derece. Yani genel sağlık problemi için de çok önemli. Tabii kanser mesela stresten bahsettik. Stres son derece önemli. Obezite ve stres kanserin belki de en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Yani obezitenin sebebi işte yine bizim gidiyor geliş beslenme alışkanlıkları. Maalesef çok kötü. Yani zaten organik gıda bulmak zor. Yani şeker miktarı çok arttı. Şekerli yiyecek içecekleri çok. Hamur işi çok. Maalesef çok yaygın tüketiliyor Türkiye'de de. Özellikle bazı bölgeler, belirli bölgeler hamur işini çok tüketiyor. Mesela en az tüketimde belki mesela Ege bölgesi. Evet, mesela, onlar biraz daha çok Ege Akdeniz mutfağı, gibi mesela Akdeniz işte, mutfağı, zeytinyağı, zeytinyağlı besinler. Onlar biraz daha risk oranı düşüyor. Ama Doğu ve Anadolu'ya gittiğiniz zaman. Karadeniz'de mesela çok hamur işi tüketiyor. Çok, genelde sanki evet. Böyle Karadeniz denildi zaman aklımıza ilk gelen şey deniz mahsulleridir ama değil tabii ki. Hamur işi maalesef çok. Hamur işi daha fazla orada diyorsunuz. Çok, evet. Peki hocam, kişi kalp ameliyatına karar verdiniz, ameliyatını oldu, sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Peki bundan sonraki sürece nasıl dikkat etmesi gerekiyor hastamız? Şimdi damar bypass'ı yaptık. Bypass'ta ne oluyor? Tıkalı yerin ilerisine biz damar ilave ediyoruz. Evet. Sonuçta hastanın 3 damara bahsediyor. 3 damara bypass yapmışsak 6 damar oldu. Yani ilaveten damarları oldu. Dediğim gibi bu son derece faydalı bir ameliyat. Ömrü çok uzatan, kalp krizi riskini son derece düşüren çok faydalı ameliyatlardan bir tanesi. Kesinlikle korkmamak lazım bypass ameliyatlarından. Eğer damar tıkanıklığı varsa bypass olmamak daha risklidir her zaman. Yani stentler bile bazen ani tekrar tıkanık oranı bypass'a göre çok daha yüksektir. Onun için bypass olduktan sonra ama dediğim gibi iş bitmiyor. Bu damar tıkanıklığı hızı bitmiyor. Yani bu vücut tekrar o damarları tıkamaya çalışıyor. Onun için dediğim gibi risk faktörleri yine gidiyor. Ama risk faktörlerini azaltması lazım. İşte düzenli egzersiz yapın, spor yapın.